Anadolu Beylerbeyiniz İsa Bey, Karamanoğlu'nun Alayye'de Venedik'le işbirliği yapıp ve dahi birkaç haramzade tutup Anadolu beyliklerinde iç huzursuzluğa sebebiyet verdiğini haber verir. Karaman üzerine yürümek için izin isterler sultanım. İsa Bey'in bu meseleyi tek başına halledemeyeceği kanaatindeyim. İstihbaratımız Karamanoğlu'nun birileri tarafından desteklendiği yönündedir. Kimmiş o desteği verenler paşa? Gayet de açık değil mi Halil Paşa? Sultanım, anlaşılan odur ki bu Karamanoğlu hadisesi artık haddinden fazla uzamıştır. Devlet-i Aliye'nin kimseye verecek bir karış dahi toprağının olmadığını cümle aleme göstermeniz gerektiğini düşünüyorum. Sefere mi çıkalım dersin Halil Paşa? Elbet ferman yüce sultanımızındır. Lakin sulh dahilinde bir neticeyi erkenden düşünmek gerektir. Olmaz ise meselenin kökünden hallolması maksadı ile bir çare ol vakit düşünülür. Sultan, Anadolu Beylerbeyi İsa Bey'den haber geldi. Karamanoğlu İbrahim, Beyşehir ve Akşehir'i de işgal etmiş sultanım. Karaman elçisi çağrılsın. Bizans elçisi de çağrılar. Şimdi Karaman Bey'i ne der demiş idik? Ata toprağından geçemeyiz, kanla alınan kanla verilir. Amenna, Türk'ün töresi böyledir. Bizans İmparatoru ne demiş idi? Orhan'ın masrafı çoktur, yıllığı iki katına çıksın. Yani 5.000 altından 10.000 altına. Öyle mi? Taleplerinize cevap vermeden evvel benim size bir sualim olacak. Bilirsiniz, Hüseyin Efendi. Bu altınlar Hüseyin Efendi'nin hanesinde bulunmuş. Hüseyin Efendi de bizim devletimizde bir vazifelidir. Şimdi sualim şudur. Bu altınlar kimindir? Karaman Bey İbrahim'in midir? Yok. Daha evvel görmüştüğümüz yoktur. Peki İmparator Konstantinos'un mudur? Sizin mahiyetinizde ne sebeple bizim altınımız bulunsun? O vakit bu altınlar benim midir? Demek ki benimdir. Pek güzel. Zannımca burada 10.000 altın vardır. Siz bu altınları alın, imparatorunuza götürün. Ve dileğinin kabul buyurulduğunu arz edin. Size gelince, duyduk ki Karaman Bey'i her ne hikmetse Hüseyin Efendi'yi sordurmuş bu sabah. Ortalıkta olmadığı duyulunca ordugahını terk eyleyip Taşili tarafında almış soluğu. Herhalde Hüseyin Efendi vasıtasıyla bize göndermek istediği bir haber vardır dedik. Ama ecel. Hüseyin Efendi'nin ömrü vefa etti. Sultanım, affedin. Kulunuz kölünüz olayım, affedin. Diyeceklerimiz bitmedi daha. Kalk. Git söyle beyine. Zapt ettiği Alaya Kalesi'ni ona bağışlıyorum. Ama Akşehir, Beyşehir ve dahi Seydişehir. Bizim zat-ı pazarımızla aldığımız öz mülkümüzdür.
Karaman Bey'inin ata toprağı değildir. Şimdi çekilesin. Sultanım, ne için? Nasıl olur? Zapt ettiği toprağı Alaye'yi Karaman Bey'ine vermek de ne ola? Bunları söyleyin, hazır olsun paşa. Hazırlık tamam olunca yola vurulsunlar. Edirne'ye döneriz.